İstinye sırtlarında bulunan lüks villanın 8 oda, 4 salon ve 4 banyodan oluştuğu öğrenirken, 750 metrekarelik alanı kaplayan gayrimenkul ve bahçesinin 2016 yılında 15 milyon liraya satın alındığı ortaya çıktı. Takvimden Ufuk Özcan'ın haberine göre, evini satışa çıkaran Ortaç'ın niyeti ise Anadolu yakasında Caddebostan yakınlarına taşınmak. Ortaç, Haziran 2022'de yaptığı açıklamada, borçlarını kapatabilmek için çok çalıştım. Maalesef bu yıl şarkı yapamadım çünkü borçlar belimi büktü. 15 milyon Türk lirası borç ödedim. Çok şükür sıfırladım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah bu defa parayı tutarım demişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü popçu Serdar Ortaç, son dönemde geçmişe dair pişmanlıklarını da sık sık dile getiriyor. Daha önce kumar alışkanlığının hayatını alt üst ettiğini defalarca dile getiren Serdar Ortaç, ne kadar kaybettin sorusuna yanıt verdi Ortaç, çok çok rakam veremem bugünün parasıyla aynı olmaz 10 15 tane ev gitti her yerde ev vardı Ali Sami Yen stadının yanında 10 11 katlı gökdelenim vardı rakam bulamıyorum dünya gitti bir oturduğum ev kaldı bunun da borçları var olsun sağlığım gitti o gelsin ifadelerini kullandı Serdar Ortaç uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele ediyor öte yandan Serdar Ortaç daha önce de bu hayatta seni en çok üzen olay ne? Ök sorusunu şöyle yanıtlamıştı. Ölümler, çok para kaybetmem, çok kumar oynamam beni mahvetti. Şimdi yok ama çok geç oldu. Yemin ediyorum kazanamazlar. Pazartesi bir kazanırsa çarşamba iki kaybeder. Kendini kaybederse on gider. On lirayı geri almak için on senen gider. Kazansam ben kazanırdım 35 senedir oynuyorum. İnsan sadece mesleğinden kazanır. En iyi evlerde oturdum, en iyi arabalara bindim. Her şeyin en lüksünü yaşadım. Öyle bir hayat yok sözlerini kullanmıştı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.